Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok lezzetli ve çok kolay bir konu öğreneceğiz. Tiyatro konusunu öğreneceğiz. İlk başta şöyle bir tanımına bakacağız. Zaten tanımını sınavda sormazlar. Sonrasında temelinde onun sınıfta göreceğimiz konuları bir şöyle bir göz gezdireceğiz. Ama bu sınıfta yani 9. sınıfta trajedi, komedi, dram konusunu öğreneceğiz. Burada trajedi, komedi, dram esasında tek sayfada bitebilir. Ama ben sizlere örnekleriyle detaylı bir şekilde göstereceğim. Böyle acıklı konular anlatan tiyatrolara trajedi diyeceğiz. Komik konuları anlatanlara komedi diyeceğiz. Hepsini birden anlatanlara bildiğimiz tiyatro ise dram diyeceğiz. Peki hocam. Bunlar bildiğimiz tiyatro değil mi? Bunlar bildiğimiz tiyatro değil. Bunlar böyle eski Yunan'da antik tiyatrolarda yapılan böyle üç birlik kurana uyulma zorunluluğunu oldu. Yani tek bir mekan, tek bir zaman, tek bir olayın anlatıldığı tiyatrolar. Niye? Çünkü perde yok. Perdeyi kapatıp yeni bir zaman, yeni bir mekan, yeni bir olay yapamıyor. O yüzden de üç birlik kurana uymak zorunda kalıyor. Hani böyle Efes Tiyatrosu'nu düşünün, böyle antik tiyatroları, stadyumları düşünün veyahut da eğer onlar canlanmıyorsa zihninizde. Stadyumlarda adam perdeyi kapatıp yeni bir sahne, yeni bir zaman, yeni bir mekan yapamayacağı için tek bir zaman, tek bir olay tek bir mekan oluyor. İşte bunlar üç birlik kuralının uygulandığı trajedi ve komediler olacak. Ama dramda ise perde var. Adam perdeyi kapatacak yeni bir zaman. Perde açacak yeni bir zaman. Perdeyi kapatacak yeni bir mekan. Perde açacak yeni bir mekan. Dolayısıyla her seferinde perdeyi açıp kapatarak mekanı, zamanı, olayı değiştirebiliyor. Bu da dram olacak. Aradaki temel farklılık bu. Dananın kuyruğunun koptuğu yer bu. Şimdi gelin arkanızı yaslanın. Güzel bir şekilde bu konuyu sizlere gösterelim. 9. sınıf Nisan programımızda ara tatilden sonra gümbür gümbür ilerliyoruz. Bugün de sizlerle tiyatro konusunu öğreneceğiz. Sıfırdan 9 Edebiyat'ta sayfa 134 ve 143'te bu konuyu çok güzel bir şekilde anlattık ve sorularını gösterdik. Sizler de mutlaka buradan tekrarlarınızı yapın. Hatta şöyle göstereyim bakın. Tiyatro konusunu burada güzel bir şekilde özetledikten sonra Az önce anlattığımız trajedi komedi dramı ve birazdan da detaylarına gireceğimiz konuyu burada sizler için güzel bir şekilde gösterdik ve sonrasında soruları verdik. Dinamo Soru Bankası olan arkadaşlar da yine test 0104'ü ve test 16'yı çözebilirler. Arkamıza yaslanalım ve güzel bir şekilde bu konuyu bitirelim. Hadi bakalım. Müzik Şimdi tanımı zaten belli. Sahnede bir seyirci topluluğu önünde oyuncular tarafından canlandırılmak üzere yazılan edebi türe biz tiyatro diyoruz. Tanımını sorma ihtimalleri çok zayıf. Sahnede oynanmak üzere yazılan eserlere de dramatik yani böyle dramatize ediliyor. Dramatik metinler deniyor. Oyundan oynandığı binaya tiyatro diyoruz. Oyuncu grubu tiyatro oyuncuları olacak. Oyundan oynandığı sahneye sahne diyeceğiz. Canlandırılmak için yazılan edebi türe de tiyatro diyoruz. Esasında bunların hepsine biz tiyatro diyeceğiz. Şimdi tiyatro türünün genel özelliklerine baktığımızda göstermeye dayalı. Biliyorsunuz edebiyat anlatmaya dayalı metinlerdendi ama göstermeye dayalı olunca tiyatro olacak. Harekete biçim veren dramatik sanatlar arası yer alıyor. Sahnede canlandırılmak üzere yazılıyor. Konusu günlük hayat olabilecek, tarih olabilecek, mitoloji olabilecek. Eserde yer, dekor ve kişilerle ilgili bilgiler perde yani ana bölüm başlarına yer alacak. Oyuncuların sergilemeleri gereken davranışlar yay ayraç içinde verilecek. İşte sessiz bir şekilde, üzülerek, elindeki kağıdı sallayarak diye böyle yay ayraç içinde e, rollerini açıklayacaklar. Anlatım, diyalog yani karşılıklı konuşma ve monolog yani tek başına dışa verilen işte şeklinde olabilir. Sahnelenen bir tiyatro iletisini aracısız yani kağıt, film ve benzeri olmaksızın direkt aktarıyor. Dolayısıyla oyuncu sahneye çıkıyor. Eğer içinden söylediğini dile getiriyorsa başka bir dış ses sanki o konuşuyormuş gibi yapıyor. Ama o esnada bu böyle sahnede kendisini gösteriyor, böyle düşünüyormuş gibi. Veyahut da direkt kendisi konuşuyorsa da iletisini direkt bizlere aktarıyor. Şimdi tiyatronun tarihsel gelişimine baktığımızda tiyatro kelimesinin kökeni Yunanca seyir yeri anlamına gelen teatrondur. Eski Yunan'da Bağbozumu tanrısı Dionysos var. Onun adına yapılan dinsel törenlerden doğuyor. Bu törenlerde keçi posu giymiş insanlar koro halinde şarkılar söylüyor, şiirler söylüyor, dans ediyorlar. Ve bu törenlerde sergilenen oyunlar zamanla biçimsel kalıplara göre yazılmaya ve şiirsel bir nitelik kazanmaya başlıyor. Yani tanrılar için yaptıkları ritüel, oyunlar bir anda tiyatroyu doğuracak arkadaşlar. Son tabii bunu nasıl yapacaklar? Adamlar Yunanlar zamanında çok zengin, ticaretle zenginlemişler. E, felsefeyle ilgileniyorlar, olimpiyatlar yapıyorlar, tiyatro yapıyorlar, böyle trajedi, komedi, şiirler yazacaklar. Sonraları koro şarkılarına konuşan kişilerin de eklenmesiyle bu oyunlar dinsel bir töreni partisi olmaktan uzaklaşarak sanat gösterisine dönüşüyor. Zamanla trajedi, komedi ve dram adı verilen türler ortaya çıkacak. Şimdi bizim edebiyatımızda tiyatro nasıl oluyor? Anadolu'da modern tiyatro öncesi geleneksel Türk tiyatrosu var. Yani Karagözler... Böyle hayali diye bir kişi oynatıyor. Veyahut hatta orta oyunu kavukla bir Pişeker çıkıp sahnede aynı Karagöz ve Acıvat gibi canlandırıyorlar. Veyahut hatta işte Meddah var böyle tek başına çıkıp gösteri yapıyor. Ya da kukla oyunları var, köy seyirlik oyunları var. Bunlar geleneksel Türk tiyatrosu. Batılı anlamda tiyatro Türk edebiyatına tanzimat edebiyetiyle birlikte Avrupa'dan gelecek. Tanzimat sanatçıları batıdan önce tiyatro çevirileri yapacaklar. Sonra bunlar adaptasyon, uyarlamalar şeklinde olacak. Ardından da Şinasi 1860'ta ilk yerli ve Türkçe tiyatro eseri olan şair evlenmesini yazacak. Yani böyle bir şair bir kızla evlenmek istiyor ama onu kandırıyorlar ablasıyla evlendirmeye çalışıyorlar. Böyle arkası yarın şeklinde gazetelerde yayınlanacak bu. Bu dönemde Ahmet Vefik Paşa Bursa valisi Molière'den adaptasyonlar yani çeviriler yapacak. Osmanlı yaşamına o Fransız yaşamını adapt ederek bize tiyatroyu sevdirecek. Milli Edebiyat ve Cumhuriyet dönemlerinde de tiyatro farklı anlayışlarla işte Milli Edebiyat döneminde tabii ki milliyetçilik anlayışıyla. Cumhuriyet döneminde yine ...milliyetçilik anlayışıyla bizlere aktarılacak. Tiyatronun yapı unsurlarına baktığımızda... ...dramatik örgü var. Yani olay örgüsü, yer, zaman, çatışma... ...yani böyle en e ...acaba ne olacak dediğimiz an... ...bir de kişiler var. Şimdi konu var tiyatronun konusu. Sonra perde ana bölümler. Bir de sahne perdelerdeki alt bölümler. Yani tiyatronun konusu diyelim ki aşk. Perdeler var. işte tanışma... Ee, ...işte ilk buluşma... Ayrılık, yeniden buluşma gibi. Sahnelerde onun içerisindeki bölümler olmuş oluyor. Dolayısıyla şöyle düşünecek olursak perde sahneden daha kapsamlı bir şey. Sahne perdenin alt kümesi. Geldik dramatik örgüye. Tiyatrodaki olay örgüsüne biz dramatik örgü diyoruz. Her tiyatro eserinde bir olay ya da olaylar zinciri var. Bu olaylar eyleme dönüşmüş tutkular, özlemler, düşler ve istekler. Dramatik örgüyü ortaya çıkaran temel ögeler serim yani olayın serilmesi, sonra düğümlenmesi yani reytingin arttığı böyle acaba ne olacak dediğimiz yerler ve çözüm. Serim bölümünde kişiler tanıtılıyor, oyunun teması ve bu tema ile ortaya çıkan sorunlar seyirciye açıklanıyor. Düğüm bölümünde çatışmalar boyutlanıp çıkmazlar sergileniyor ve seyircinin merakı en üst düzeye çıkıyor. Acaba ne olacak? Ayrılacaklar mı, barışacaklar mı diyorsun? Çözüm bölümünde de düğümler çözülecek, olaylar sonuçlanacak ve seyircinin merakı giderilecek. Yer olayın geçtiği çevre yani mekan canlandırılan olaylar yaşandığı zamana ve çevreye uygun bir dekor ile sahnede yansıtılıyor. Oyunun geçtiği yeri canlandırmak için kullanılan ışık eşya gibi araçların tümü tabii ki dekor oluşturuyor. Kişilere baktığımızda olayların ortaya çıkışına etkin olan varlıklara oyun kişisi diyoruz. Tiyatro metinlerinde kişiler şahıslar listesi halinde eserin başına verilecek ve metin içinde kişiler repliklerini yani konuşmaların başında adlarıyla belirtilecek. Zamana baktığımızda olayların başlangıcı ile bitiş arasında geçen süreye diyoruz. Olaylar kronolojik veya düzensiz şekilde sıralanabilir. Çatışma en önemlisi arkadaşlar sınavınıza burayı sorabilirler. Bir kişinin kendisiyle başka bir kişiyle toplumla toplumsal kurallarla bir durumla ya da doğa doğayla karşıtlık oluşturmasına biz çatışma diyoruz. Karşıt duygu düşünce ve isteklerin kişilik özelliklerinin bir arada sergilenmesiyle çatışma ortaya çıkıyor. Mesela bildiğiniz bir örnekten yola çıkalım yine. Aşkı Memnu romanında o bir tiyatro değil ama o romanında dramatize ettiler ya dizisi çekildi. Aşkı Memnu romanında Bihter'le Behlül'ün birbirine aşık olması bir çatışma. Çünkü topluma ters bir olay. Ve Bihter ve Behlül'ün yakalanması bir çatışma. Yani eyvah ne olacak diyorsun. Bunların her biri işte e, olayın çatışma anları. Şimdi geldik tiyatro türlerine. Hızlı gidiyoruz hemen bitireceğiz arkadaşlar. Geleneksel Türk tiyatrosu Karagöz. Böyle hayal edip bir adam. Gölge oyunu yapacak. Orta oyunu da Kavuklu ve Pişekar. Karagöz ve yerine geçecekler. Canlı canlı oynayacaklar. Meddah kişilik Tiyatro. Köy seyirlik oyunları. Köylerde halkın kendi içine oynadığı oyunlar. Kukla da kukla oyunu. Bunları gelecek sene de ayrıntılı göreceğiz. Ama bu sene modern tiyatro yani trajedi komedi dramı göreceğiz. Gelin isterseniz bunlara bakalım. Ama öncesinde üç birlik kuralı denen bir şey var. Bunu dersimizin başına söylemiştik. Bir kez daha söylemek istiyorum. Şimdi eski Yunan'da arkadaşlar şöyle amfi tiyatrolar var. Bakın şöyle. Amfi tiyatro. Şöyle aynı stadyumdaki gibi. Şurası sahne diye düşünün. Oyuncular çıkıyor böyle Arthur diye konuşup yapıp oyun oynuyorlar. İnsanlar da burada izliyor. Dolayısıyla burası böyle amfiteyatro olduğu için perdeyi kapatıp yeni bir zaman, yeni bir mekan, yeni bir olaya geçirme ihtimali yok. O yüzden burada zaman, mekan ve olay birliği yani üç birlik kuralı uygulanmak zorunda. Ama dramda üç birlik kuralı uygulama zorunluluğu yok. Niye? Bir perde var. Perdenin önünde izleyiciler var. Bu izleyiciler izlerken birinci perdede işte atıyorum olay İstanbul'da geçer perdeyi kapatırlar dekor, dekoru değiştirirler ikinci perdede Ankara'da geçer üçüncü perdede işte bir anda uzaya gezebilir niye perdeyi kapattığı zaman dekoru değiştirebilir zamanı değiştirebilir ve olayı değiştirebilir arkadaşlar şimdi gelelim üç Kur'an'ı öğrendikten sonra yani neymiş eserin tek olay tek mekan tek gün kalıbı için yapılandırılmasıdır eserin bir ana olay çevresinde Aynı yerde ve 24 saat içinde geçmesidir. Şimdi, trajediyle başlıyoruz. Seyircide heyecan, korku ve acıma hissi uyandırarak, şöyle bir üzüntülü adam çiziyorum buraya. Ruhu kötülüklerden arındırma amacı güden tiyatro türü. Trajedinin genel özelliklerine bakalım. Birincisi, hayatın ve olayların acıklı yönlerine odaklanır. Hemen şöyle acıklı adamımızı gene çizdik. Konular tarihten ve mitolojiden anlıyor. Kahramanlar, doğaüstü varlıklar, soylular ve yüksek tabaka. Baştan sona ciddi bir hava içine geçiyor. Bak yine sinirli. Dil ve mükemmellik aranıyor. Hata yapamazsın. Küfürsüz söz söyleyemezsin. Kaba ve çirkin sözler yer veremezsin. Öldürme yaralama gibi olaylar sahnede canlandırılmaz. Yine bakın asla ciddi bak hala ciddi. Tamam mı? Hmm. Şiir şeklinde yazılıyor. Beş perden oluşuyor ve söyleniyor, oynanıyor. Koro ve diyalog bölümleri var. Koro perde görevini üstleniyor. Üç birlik kurana uygun olarak yazılıyor. Koro perde görevini üstleniyor ne demek hocam? Şimdi burada demiştim ya. Perdeyi kapatıp yeni bir zaman yeni bir olay yapabiliyordu. Burada yapamıyordu. Burada yapamadığı için bir anda koro çıkıyor, şarkılarla söylüyor. Sonrasında başka bir güne geçtiler ve başka bir yere gittiler falan diyor ve izleyiciler de ha bunlar şarkı söylediğine göre demek ki yeni bir e, olaya geçildi, yeni bir başka bir şey geçildi şeklinde anlamış oluyorlar. Yani koro perde görevini senip ve Arthur artık sevgisini açıklamaya karar vermiştir diyor. Sen de bakıyorsun ha o zaman yeni bir perdeye geçildi. Burada ise perdeyi kapatıp perde açtığı zaman sen anlıyorsun ki Arthur kızın yanına gitmiş sevgisini anlatacak veyahut da başka bir şeye gitmiş. Bunu anlayabiliyorsun. Bugünkü trajedilerde klasik trajedide özgü bazı kurallar uygulanmayabiliyor. Niye? Perdeyi kapatıp adam üç biri kurallı olmayabilir. Trajedinin temsilcilerine baktığımızda tabii kurucusu Aşil. E, Sofokles yine çok ünlü bir trajedici ve Euripides yine çok ünlü bir trajedici arkadaşlar. Sofokles'in Kral Oyspus eseri çok çok değerli. Onu üniversite sınavında sormuşlardı. Kral Oyspus e, post diye şöyle yazalım. Fransız edebiyatında Cornel ve Racine, bizim edebiyatımızda Abdülhakamit Tarhan, Turan Oflazoğlu ve Rohan Hasan önemli trajedi yazarları. Geldik komediye. Komedi artık yüzler gülebilir. Kişilerin ve toplumun aksiyon yönlerini güldürücü ögelerle iç içe yansıtan tiyatro türü. Güldürürken düşündürmeye başlıyor. Konular günlük hayattan, kahramanlar halk arasından. Anlatımda soyluluğa gerek yok. Kaba şakalar, söz oyunları, imalar önemli yer tutuyor. Öldürme, yaralama gibi çirkin olaylar sahnede canlandırılabilir. Yani anlayışlı adam. Yine şiir şeklinde. Yine peş perdeden oluşuyor. Yine koro ve diyalog bölümleri var. Yine koro perde görevini üstleniyor ve 3 birlik kuralına uyuluyor. Bugünkü komedilerde yine klasik komediye özgü bazı kurallar uygulanmaya biliyor. Komedinin üstadı Aristofanes diye değerli bir Yunan komedyen. Yine Molière önemli komedileri tanınıyor. Rus edebiyatta Gogol, bizim edebiyatımıza Şinasi'nin şairlenmesi bir töre komedyası. Haldun Taner'in yine çok güzel komedyaları var ve Turgut Özakman da yine komedi türünü çok güzel eserler yazıyor. Şimdi komedinin türleri var, çeşitleri var yani. Karakter komedisinde insanların karakterlerini ve kişiliklerin aksak ve gülünç tarafları yansılacak. Günlük hayatta her zaman rastlanabilecek insan kusurlarını belli tiplerden hareketle konu edinen komedi türü. Mesela Molière'in Cimri'si. Cimri türü her yerde var. Cimri tipli insanlar, cimri karakterler onun üzerinden bir komiklik yapıyor. Veyahut hatta Shakespeare'in Venedik Taciri mesela tüccar karakterli insanlar. Töre komedisine baktığımızda ise bazı töre ve gelenekleri eleştirel bir tutumla yansıtıyor. Toplumların gülünç ve aksak yanlarını, gelenek ve göreneklerin ve törelerin bozuk taraflarını yansıtıyor. Mesela Şinasi'nin şair eğlenmesi tam da buna güzel bir örnek. Niye? Şair bir kızla evlenecek, kızı seviyor, beğeniyor ama görücü usul evlilik olduğu için kızı göstermiyorlar. Onun yerine ablasını evlendirmeye çalışıyorlar. Ya kardeşim ben öbür kızı istiyorum diyecek ama evlendirirken ablasını verecekler. Verecekler böyle ablasıyla evleniyorsun. Yapacak bir şey yok. Niye? Çünkü törenin komik yanlarını yansıtmaya çalışıyor. Entrika komedisi ise olayların seyircide merak uyandıracak şekilde düzenlenmesiyle güldürmekten başka bir amaç gözetilmeyen komedi türü. Günlük hayattaki olayları merak uyandıracak ve insanları şaşırtacak biçimde sergiliyor. Shakespeare'in yanlışlıklar komedyası, Molière'in Scapi'nin dolapları bunun örnekleri. Geldik drama. Burada hem komedi var hem acıklı şeyler bak. Hayat hem acıklı hem gülünç yönleriyle bir bütün olarak yansımaya amaçlıyor. Victor Hugo Cromwell adlı oyunun ön sözünde dram türünün ilkelerini belirtiyor. Şimdi dramın genel özellikleri. Konular milli tarihten günlük hayattan anılabilir. Hem acıklı hem güldürücü olaylar olabilir. Kahramanlar toplumun her kesimler. Soylular da olabilir, halk da olabilir. Kişiler tek yönlüdür, bütünüyle ya iyi ya da kötüdür. Yani romantik dramın özelliği bu daha çok. Üç birlik kuralına uymak zorunda değil. Niye? Perdeyi kapatıp yeni bir sahne, yeni bir olay yapabilir. Zaten bu sonradan bak komedi ve trajedi milattan önce Yunanlılarda. Bu ise artık Fransızlar Fransız ihtilalini gerçekleştirecekler 1100 yıllarda. 18. yüzyıldayız yani. Kaba ve arga sözlere yer verilebilir, verilmeyebilir. Öldürme, yaralama gibi olaylar canlandırılabilir, canlandırılmayabilir. Şiir ya da düz yazı olabilir. Perde sayısı yazarın tercihine bağlı. Serbest yani bildiğimiz tiyatro. Dramın temsilcilerine baktığımızda William Shakespeare üstadı, yine Fransız edebiyatında Victor Hugo dramın temellerini atıyor Cromwell'in ön sözüne. Bizim edebiyatımıza namı Kemal vatan şairi, tiyatro eğlencelerinin en faydalısıdır diyecek ve dram türüne çok güzel örnekler verecek. E, vatan Vatan Silistre sahnelenen ilk tiyatromuz mesela. Abdülhakamit Tarhan, Cevat Fehmi Başkut. Bu Cevat olacak. Turgut Özakman yine önemli tiyatro dram örnekleri bizlere verecek. Şimdi özetleyelim. Acıklığı gördüğümüzde Tarih ve mitolojiyi gördüğümüzde tanrı tanrıça kral soyları, seçkin dili, manzum kötü olayların gösterilmemesini, üç birlik zorunlu olduğunu gördüğümüzde böyle trajedi diyeceğiz. Komikse, günlük hayatsa, sıradan insanlar varsa, konuşma dili varsa yine bak burası ortak özellik. Manzum olması, ortak özelliği, üç birlik olması zorunlu özelliği yani var. Ama burada kötü olaylar gösterebiliyorsa komedi olacak. Her şey karışıksa, acıklı, komik, her türden konu, her kişiler, kişiler rolüne göre, hem şiir hem düz yazı, her tür olay varsa, üç birlik kuralı serbestse, olabilir, olmayabilirse, olabilir, işte bu da dram oluyor arkadaşlar. Bir de temel tiyatro terimlerimiz var. Sonrasında mutlaka Dinamo'dan ve Sıfırdan Dokuz'a kitaplarınızdan soruları güzel bir şekilde çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi, temel tiyatro terimlerinde adaptasyon, yabancı dile yazılmış bir oyunu, yerel koşullara uygun biçimde kendine çevirmek demek. Yani... Adaptation, uyarlama. Mesela Ahmet ve Vik Paşa, Molière'in tiyatrolarını Osmanlı yaşamını adapte ediyor. Aksesuar oyuncunun dekor gerek kullandığı eşya, dekor araçların tümü bu e, ışık eşya gibi. Diyalog çok kişinin konuşması, monolog tek kişinin kendi kendine konuşması, figüran konuşması çok azalan rollere çıkan kimse. Jest, el, kol hareketleri, mimik, yüz ifadeleri, kostüm, kıyafetler, kulis oyuncuların beklediği yer, makyaj, yüzü boyama işlemi, pandomim, Aynen böyle işte, sözsüz oyun. Düşünceleri ve duyguları kimi kez müzik kimi kez çeşitli eşyalar eşliğinde kimi kez de dansla ya da gövde ve yüz hareketleriyle yansıtmaya başlayan sözsüz oyuna biz pandomi diyoruz. Perde bir tiyatro eserinin büyük bölümlerinden her birine diyoruz arkadaşlar. Sahne bir tiyatro metninde başlatıp bitiren parça. PS oyun demek. Replik İngilizce biliyorsunuz reply demek. Cevaplamak demek. Yani söz. Cevaplıyor karşılıklı. Rol sözle davranış. Suflör unutulan sözleri fısıldıyor. Tirat uzun soluklu coşkulu sözler. Tula hatta doğaçlama tiyatro anlamına geliyor arkadaşlar. Ödülü sorumuza geldik. Güzel bir şekilde konumuzla alakalı soruları sıfırdan dokuzadan ve dinamadan çözmeyi unutmayın. Hadi bakalım kendinize iyi bakın.